Günaydın. Günaydın diyorum çünkü saat 1 ve biz tabii ki erken uyandık. Arası okula gönderdim. Sonra geri yattım. 10 gibi falan uyandık. Müge'yi izledik. Yataktan hiç çıkmadık. Dinlendik. İkimiz de niyetliyiz. Sahura nefis bir kokoreç yaptık. Dün Migros'tan aldığımızı size göstermiştim ya kızlar. Ne aşırı bir kokusu var. Ne aşırı bir yağı var. Gerçekten çok lezzetliydi. Baharatı da böyle baymıyordu. Tavsiye ederim. Migros'tan almıştık ve kuzu kokoreç diye geçiyor. Hatta %25 indirimi vardı, bilginiz olsun. Dün sahuru onunla yaptık. Çay yaptım, çay içtik. Çünkü o böyle bir donuk şey var ya onun. Hem sohbet edelim hem de odasını toplayalım. Mendilimi de aldım yanıma. Klozete çamaşır suyu döktüm. O biraz beklesin. Biz sonra şu diğer işlerimizi toparlayalım. Şöyle yapayım hatta. Şu anda açlık hissetmiyorum. Normalde ben sabahları böyle bir midem beni yoklardı. Böyle bir kazınırdı. Duşumuzun çarşafını düzeltelim. Bugün evdeyiz. Dün söylemiştim zaten dinleneceğiz birazcık diye. Çünkü benim dükkanda öyle aman aman artık yapılacak bir işim kalmadı. Yusuf da biraz dinlendi. Hava kapalı yine. Çok aşırı böyle bir sıcak güneş yok. Bulutlu. Ama yağmur olur mu bilmiyorum. Bugün için planlarımız vardı. Akşam iftar anneme davetliyiz. Annem hazırlık yapıyor. Ona bir tatlı alacağım ya da diyorum acaba kendim böyle bir kek falan mı yapsam? Elim boş gitmek istemiyorum. Gelinimin annesi, dünürümüz de davetli. Bu da oruç tutuyor çünkü. Mihriban bebekle gelir mi bilmiyorum. Çünkü daha 40'ı çıkmadı ama arabayla belki gelebilir. Hani öyle bir şey vardır ya, 40'ı çıkmadan pek böyle lokusa anne bebek dışarı çıkarılmaz. Ama gerçi kaç kere iğne için çıkmak zorunda kaldılar. Bilmiyorum, belki de o artık eskilerde kalmış da olabilir. Mezarı açık derdi kayınvalidem, lokusa kadının. Mezarı 40 gün boyunca açık dikkat etmek lazım derdi. Tamam. Şimdi tabii ki bugün evi bir sil süpür yapacağız. Saçlarımı taramadım dün duştan sonra. Şu mendille hemen şu tozları alalım. Madem bugün evdeyiz, biraz evimizle ilgilenelim. Arası yatağının başına suyu mutlaka sürekli koyuyorum. O da çünkü gece böyle kalkıp susuyanlardan. Şurada 3 gündür o temiz kıyafetler çift sepetinde bekliyor. Yerleştireceğim dolabına. Bunu da gardırobuna yerleştirelim. Dün sahurumuz öyle geçti. Çay demledim. Ondan sonra zaten artık gitgide saatler erken kapanıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Daha önce çeyrek altıya çeyrek kala hani sahur bitiyordu. Niyetleniyorduk. Şimdi saat 5:30'a düştü. Hava artık daha gündüzden erken aydınlanıyor çünkü. Şöyle altları var. Ben de bugün alarmımı şey, evet biz yetiştirdik çünkü şey menümüz çok basit ve hızlıydı. Menümüz basit ve hızlıydı. Ben domates doğradım, soğan doğradım. Soğan ben yemedim ama beni soğan çünkü rahatsız ediyor. Çiğ soğan, sarımsak, ertesi gün özellikle. Yusuf'a biraz soğan doğradım, maydanoz kıydım. Ondan sonra domates, baharatlarıyla falan nefis bir şey oldu. Bize yarım saat yetti ama böyle bir şey hazırlanacak menemen ne bileyim uzun süreli bir hazırlık olacak olursa patates kızartması gibi falan o zaman yarım saat yetmez diye sahurun alarmını 10 dakika daha geriye çektim yani 4:50'de yani 5'e 10 kalaya çektim. Saçlarım tiftik tiftik, artık bu saçlarımı bir bakıma sokmam lazım. Yusuf'a bugün diyorum ki bugün anneme iftara gitmeden önce dükkana uğrasak da hem Yusuf saçlarını boyamak istiyor. Hem de ben şu saçlarımı artık ona boyatayım. Boyam hazır. Dün saklamıştım dükkanım hatta. Ve uçlarını artık biraz aldırmak istiyorum. Öne de biraz kat vermek istiyorum.
şöyle bir perçem kestirmek istiyorum. Bakalım, bugünkü o planlarımızdan biri de kemere gitmek. Yusuf diyor şu motorun bakımını, yağını falan bir sorayım diyor. Ben de dedim hani hazır evdeyiz. Hem zaman geçsin, hem değişiklik olsun, hem size çekim yaparım. Biraz kemer dolaşırız diye düşündüm. Bilmiyorum, bakarız. Daha saat 1 dediğim gibi. Ve zamanımız var. Şurada toplam var. Şu saçlarımı bir toplayayım, rahatsız oldum. Sonra gideyim bir lavabomu yıkayayım. Lavabomu, aynasını. Banyoda işimizi bitirelim. Çamaşırları bir kontrol ederim. Eğer makineyi dolduracak kadar çamaşır varsa çamaşırı da çalıştırabiliriz. Annem mesaj atmış. Bir bakayım, ses atmış, ne diyor. Taramayınca böyle oluyor tabii saç. Yatak odasına en son gireceğim. Yusuf keyfini yapsın, dinlensin. Soba için daha erken, akşama yakarız. Taramayınca böyle saçlarım ister istemez birkaç tel dökülüyor. Oluşumun pijamaları. Dün 11'de uyuttum. İngilizce ödevi varmış. Onu da dün yapmışlar. O yüzden akşam onunla belgesel izledik. Anne oğul saati yaptık bu sefer. Normalde babasıyla takılır Netflix'te. Bazen üçümüz izleriz. Yataklar olunca da artık şey oluyor. Bunalır gider kendi odasına falan filan. Ne yapalım? Banyoya bir geçelim. Mendilden bir tane daha çıkardım. Etrafını çıkaracağım. Şeyi almaya çalışırken boydan boya çizdim kolumu. Dolabın altına şey kaçmıştı ya. Ocaktaki şeyin gözü. Anladınız siz ne demek istediğimi. Yusuf dükkandan mor şampuan getirmiş ve bir haftadır mor şampuan kullanıyoruz. Agiva'nın mor şampuanı. Mor şampuan birçok firmada var. Yani siz mesela Elvor ya da ne bileyim başka bir firma kullanıyorsanız marka, onların da mor şampuanı mutlaka vardır diye düşünüyorum. Yani illa Agiva almak zorunda değilsiniz. Biz Agiva ürünlerini zaten hem satıyoruz hem de kullandığımız için Agiva'dan denedik. Şimdilik desem ki aman aman bir fark. Çünkü o biliyorsunuz boyalı saçlarda rengi koruyor. Müşterilerine de kullanıyor Yusuf bu arada mor şampuanı. Geçen mesela Emre geldi komşumuz. Eski komşumuz da Yusuf'un arkadaşı. Saçını hafif böyle onun böyle Yusuf gibi kır renk saçları var. 40 yaş üstü ve ona uyguladı mor şampuanı boyadan sonra. Bence güzel oldu. Doğal durdu. İlk etkide fark eder mi? İlk kullanımda etki eder mi bilmiyorum ama şampuan ben ikinci kez kullandım. Yusuf bir haftadır kullanıyor. Böyle faydasını gördüğüm ya da kullanmaya başladığım şeyleri zaten biliyorsunuz sizinle paylaşıyorum. Evet. Çamaşırlara bakalım dolmuş mu? Sanırım bu bir makineyi doldurmayacak. Bugün Aras okuldan gelsin. Onun kıyafetleri, bizim dışarıya çıkıp geldiğimiz kıyafetleri falan bir arada atarım. Çünkü
Bir makineyi doldurmayacak. Hiç şey yapmayacağım. Kendime bugün çamaşır işi de çıkarmayayım. Koyular, açık renkler beklesin. Elimdeymişken sehpalarımı da sildim güzelce. Televizyon ünitesinin tozunu aldım. Arasın televizyon ünitesini. Şimdi. Aman bu da düşmedi. Masamı falan geceden sahurdan sildim, temizledim. Tezgahlarımı sildim. Ondan sonra ocağımı sildim. Bu tezgahımı temizledim, lavabomu yıkadım. Ondan dolayı mutfakta hiçbir işimiz yok. Bizi oyalayacak bir iş de yok. Kahvaltıda yapmadığımız için bulaşık falan da çıkmıyor. Dün bulaşık makinesini boşaltmıştım. Şimdi bu halı örtülerini bir toplayayım. Silkeleyeyim. Büyük el süpürgesini çalıştırayım kendim. Süpüreyim profesyonel bir şekilde. Çünkü Diana evet kırıntıları falan süpürüyor ama ayrıntılı değil. Dün şoktan içecek almıştık. Onu da kapının girişinde unutmuşuz. Dün aldığımız 6 tane sudan böyle bu kadar kaldı. Bunlar da burada kalsın. Bir tanesini dolaba atalım hatta. Tavuk göğsü vardı. Tavuk göğsünü çıkardım. Hani olur da ne bileyim bir iptal olur iftar diye. Dünden biliyorum bugün iftar anneme gideceğimiz ama yine de çıkardım tavuk göğsü. Burada tavuk göğsüm var. Çözülmüş zaten. Olmadı onu sahura bir hazırlık yaparım. Sahurda yeriz. Tamam. Dediğim gibi burada bir işim yok. Salonda bir işim yok. Yatak odasının penceresini açtım. Havalansın. Yusufcuğumun montları, çantaları. Şurada koyayım zaten çıkacağız. Yani ya dükkana gideriz ya kemere gideriz ama evde kalmayacağız. Zaten iftara da çıkacağız akşama. Arası gelir alır öyle gideriz. O da şey oldu, bir yere pek çıkmak artık istemiyor. Yani böyle arkadaşları geliyor. Kendi arkadaşlarıyla buluşuyor dışarıda. Ev gezmeleri falan onu çok şey yapmıyor. Dayısına gitmek istiyor ama mesela yarın cuma orada dayısının bilgisayarı var. Ezel'le oyun oynuyor falan. Dayısı onu gezdiriyor. Yarın dayıma gideyim mi dedi. Yarın cuma ya. Git oğlum dedim ben de. Ama kalmalı gitmek istiyor. Şu pensil de lazım oluyor da. Bir gidiyor bir geliyor. Biraz kuzunun telefonu şarjı. Gece şarjını doldurdum. Koyalım buraya olur biz evde olmayız. Arar bizi. Banyoda işimiz tamam. Ben aslında çıkmışken Yusuf'un motorunu da yıkatmak istiyorum. Tekerlerini falan petrol ofisinde. Çok çamur olmuş çünkü. Şuraya da bir mendil çıkarayım, sileyim. Tozunu. Kapının önünde bir araba var ama bilmiyorum ne. Size polenleri göstereceğim bakın. Sapsarı. Görüyor musunuz? Böyle her yer polen. Aralar hep polen doldu. Şu polen zamanı geçtikten sonra büyük tazikli suyu açıp hortumu şey yaparız, yıkarız. Yeşillik her yer ne güzel. Oh. Bu taraf gene güneşliydi ama bu taraftan artık bulutlar geliyor. Havayı kapattılar. O durumumuz var. Bugün şey boşalttı külü. Bunu yıkamam lazım. Silkeleyip yıkamam lazım. Kalsın burada. Şey kül için kullanıyoruz o bezi. Bunu da örtüsünü düzelteyim. Rüzgar gene atmış bunun örtüsünü. Bir tek yatak odasını toparlayacağım. Bir de dediğim gibi süpürgeyi çalıştırırım. Bir de villada suyu hazırlarım. Yerleri silerim. Oh. Evi günlük zaten toparladığım için rutin. Çok dağılmıyor. Yani böyle bir tozu birikirse birikiyor. Diana da zaten bayağı işimi kolaylaştırıyor. Her yere yetişemediğim zaman açıyorum onu. O süpürüyor çünkü. Ceviz ağacı yakında filizlenmeye, yeşillenmeye başlar. Böyle yemyeşil oluyor sonra burası. Evet, arkadan bulutlar geliyor da yağmur getiririm onu bilmiyorum ama. Kiracının kocasının arabasıymış ben de diyorum. Kim diye. Biliyorsunuz kiraya verdik orayı artık. Ay. İçerisi çamaşır suyu kokuyor.
Canım ne yapmayı planladın? Ona göre ben süpürgeyle Vida'ya geçeceğim. Var mı? Aha, sana diyorum. Ne diyorsun? Bir şey istemiyorum. Hemen çıkacak mıyız yoksa bir yarım saatimiz var mı? Bilmiyorum, onu sen daha iyi bilirsin. Uzun sürer mi? Hı? Uzun sürer mi? Yarım saat sürer. Orada mı bekleyeceğiz? Ya 5 dakika bakarız, ondan sonra yürürüz. Sen o zaman motorun yanında eksilmesin. Biniyoruz. Çıkacağız. Ya o zaman kalk, hazırlan. Geldikten sonra süpür yaparım evi. He, geldikten sonra ben biraz dolaşmış olurum. Tamam canım, hadi. Saç boyasını bugün nasıl yapalım? Ha. Yetişir miyiz saç boyamaya? Şunlar sobaya dolacak. O boşalacak zaten o şey. Siz söyleyin adını. Kasa. Dinlendim, gözlerim kapalı. Hmm. Farkında mısın? Senin saçlarını yerim, evet. Hayır, farkında mısın? Farkındayım bebeğim, dinlenmek. Göz altlarım çöküyordu. Bir de sahurada kalkıyoruz, şey yapıyoruz ya, uyku bölünüyordu. Evet, yıkamak lazım. Aşkım, korkuyorum yani. Binerken artık. Daha yılını doldurmadın değil mi motorda? Bir yıldan aşkım. Daha 3 ay. 6 ay. 6 ay oldu mu? İşte, değişmem lazımdı benim şey. Bakımlarını da mı? 500 kilometrede değişmem lazımdı. 2500 kilometre geçti üstünden. Tamam canım, o teknik işleri sen bilirsin. Ben anlamam kadın iş. Ben kadın... Kadınım yani, o işlerden anlamam. Gidelim gidelim. Hemen hazırlanalım. Şu saçımı terasta bir tarayayım. Senin eşortmanı banyoda gördüm ama bilmiyorum. Daha yeni yıkamıştım. Niye oraya yeni atma gereği duydun? Bursa'dan sonra bu hırkayı hiç giymedim. İlk defa giyiyorum. İspanyol paça. Şeyden defaktan aldım. Simli pantolonu giydim. Çünkü neden olmasın, kış bitiyor. Bunu değerlendirmem lazım herhalde. Bir kere giydim ya da yok aldığımdan beri. Ay, yüzümü nemlendirmedim. Benim biberiye çayını yapmam lazım. Yusuf o kasadaki şeyleri, odunları, kartonları falan sobaya doldurdu. Geldiğimiz en azından sadece tutuşturmak kalsın. Odunla falan uğraşmayalım. Yatak odamızı da toparladık. Sil süpür kaldı. Geldikten sonra ya da akşam iftardan sonra yaparım. Ya da en kötüsü gene kurtarıcı Diana'yı açarım. Neden olmasın. Önceliğimiz şimdi bugün bu motor işini halledelim. Biraz dolaşalım dedik. İyi olur. Hava evet, güneş yok ama yağmur da yok. Gezmemize engel değil. Son zaten gezmeler, dolaşmalar. Ondan sonra işler bir başladı mı? Dükkandayız, bir yere çıkamayız. Ana. Dakika bir, gol bir. Kaşlarım hem uzatıyorum hem gürleştiriyorum, farkındaysanız. Çok fazla almıyorum. Sadece kenarlardan toparlıyorum. Kaşı çünkü Yusuf'a bırakacağım. Kaşı Yusuf halledecek. Yusuf hazır, beni bekliyor. Tabii erkekler kadınlara göre daha hızlı hazırlanıyor. Bir de ben evi toparladım. Havlularım vardı, onları katladım. Oruçluyken boğaz kuruluğu çok kötü bir şey. Gerçekten. Gidelim aşkım. Sen bir bahçeye in, annen ne yapıyor? Bak bakalım, 5 dakikaya geliyor. Tamam, dışarıda bekle. Böyle başımda beklediğin zaman yanlış makyaj yapıyorum. Çok parladık. Neyse, motor da dağılır zaten. Bayılıyorum böyle tek fırçayla her işi bir anda yapmaya. Ben? Hem allık, hem kontür, hem highlighter. Peki, evde yapabiliyor musun makyaj? Hayır. Erkekler makyaj yapmaz. Erkekler, metroseksüel erkek vardır. Evet, karşı değilim. Kaşlarını toplar, ne bileyim beden kıllarını alır ama makyaj erkekte olmaz bence. E tabii şey, oyuncular yapıyor ama onda set gereği hani. Kamera karşısında, ekranda. Gerçekten botox, dolgu, her şeyi yaptırıyorlar. Para kazandıkları için tabii işte. Hırkamla rengim hiç uymadı ama bu rengi çok beğeniyorum. Vişne çürüğü. Çok doğal buluyorum böyle.
Yüzüm nemli ya. Pat diye yapışsın istemiyorum kalıp gibi. Hafif hafif yapıyorum. Ya şimdi motora da bineceğim için biraz bol bol alabilirim. Çünkü dağılacak. Kasklar hazır değil mi canım? Kasksız gitmiyoruz. Tamam canım. Kaskları silmek için bir bez indireyim ben o zaman. Nemli çünkü şey sen söyle adını. Evet. Şimdi polen zamanı evet, ya. Telefonu gördün. Senin telefonun canım şeyin altında bebeğim. Komodinin altında. Oraya nasıl düştü dersen özür dilerim ama şey yorganı silkelerken canım bir de eğilip almadım. Tamam, kirpiklere bir işlem yapmayacağım. Sadece yani bir sürmeyeceğim rimel falan. Sadece kıvırabiliriz. Ay zaten gözlük takacağım. Yusuf'a da iki tane güneş gözlüğü sipariş verdik Trend Yol'dan. Yusuf duymasın kendime yine parfüm ve çantalar sipariş verdim. Niye duymasın? Çünkü benim almama karşı değil ama kendisi de ben aldığım zaman saçma alışverişler yapmak istiyor. Benimkiler gerekli bana göre. Gerçi onunkiler de ona göre gerekli ama bana göre çok gereksiz alışveriş onunki. Şey gene bir çekme itme aleti karın kası yapmak için bir alet siparişi vermişti. Hadi. Geliyorum. Ben de o siparişi iptal ettim. Bizim Trend Yolumuz ortak hesap ya. Kartımız falan da ortak. Oradan kesiyorlar. Adresimiz de zaten ortak. O yüzden ben de tuttum siparişi iptal ettim. Dün bana bayağı kızdı. Şimdi ben onun bu spor aletini iptal ettikten sonra ki bana göre gereksizdi ama yanlış bir şeydi gerçi. Sonradan özür dilerim. Yani sonuçta o adam kendine gerekli bulmuştur ki sipariş vermiştir. Sen neden yani ona sormadan iptal ediyorsun falan filan. Tabii ona da zaten tartıştık. Kızdı bana. Sonra özür dilerim tatlıya bağladık. Şimdi benim de çantalar parfümler gelirse bu sefer o da bana kızacak. Seninkiler de çok gereksiz alışveriş. Sen neden yaptın bu kadar çantam varken falan filan diyecek bana bence. Yoksa kendime aldığım hiçbir şeye karşı değil. Tam tersi sevinir. Alışveriş yap. Kendine bir şeyler al diye. Ona bu arada yazlık kıyafet. Yazlık elbise nereden çıktı? Yusuf'a yazlık tişört, şortlar, kapriler. Alışverişine çıkacağız. Antalya'ya gideceğiz. Onu Antalya'dan yaparız. Çünkü yazlık doğru düzgün bir şey yok. Çok çabuk yıpranıyor. Yani Yusuf'un yazlıkları çok sık yıkandığı için çok çabuk yıpranıyor. Bir de güneşte kurutuyorum terasta. Sabahtan asıp gidiyorum. Akşama kadar güneşte o çamaşır hangi kalitede olursa olsun yıpranıyor. Takdir edersiniz ki. Benim elbiselerim zaten standart ama geçen sene giydiğim ve bu sene artık giymeyeceğim elbiselerimi eleyeceğim tabii. Ya da tadilata gidecek olanlar var. Mesela omzu çok açık olanları, ipliklerini falan toparlayacağım. Zaten kendi yazlığımdan ilgili hiçbir endişem yok. Çünkü artık kendim bir butikçiyim ve bir sürü kıyafet kendime de sattıklarımdan ayırırım, giyerim. Alırım. Biz tamamız. Bugün de şunu. Bunda böyle bir lavanta kokusu da var. Sonradan fark ettim ki. Tırnaklarım için törpümü yanıma alayım. Tırnaklarımı mutlaka temizlerim. Yani ne olursa olsun her sabah o tırnakların illa içini bir törpüyle geçerim. Böyle bir alışkanlığım var aslında. Hangisi daha uyumlu? Renk olarak. Şu değil mi? Kask takacağım gerçi de. Saçlarım şu alttan şöyle bir topuz yapayım. Rüzgarda karışıyor bundan. Ondan sonra da uğraştırıp taramak için. Evet, sohbetli makyajımızı da yaptığımıza göre. Gezmeye gidiyoruz kızlar. Bugün belki saçımızı da boyayabiliriz. Yusuf dedik eğer dedi zamanımız kalırsa iftardan önce gider dükkana saçımızı da boyarız dedi. Dedim şahane. Montumu giyiyorum üstüme. Çantamı alıyorum. Çıktık.
gitmezsem o yağ alalım. Ben dükkanda değiştiririm. Tamam. Kendi yapabilirsen öyle yap zaten. Sana daha uyguna gelir bence. Selam. Mondialler gelmiş. Mondialler. İnelim mi? İnele bir sorayım mı? Motorlarımızı aldığımız yere geldik. Küba. Şimdi yağ değişimini soracak. Eğer değiştirmezlerse ya da çok hani motoru bırak birkaç gün sürer derlerse yağını kendi alıp kendi değiştirecekmiş. Okey, bekliyoruz dışarıda. Size yeni modelleri göstereyim motorları. Küçük böyle. Bunlar 50 cc'lik ve şey istemiyor, ehliyet istemiyor. Erkeklerin işi bitmez Allah'ım. Bunlar 50'lik galiba ve şarjlı. Bunlar benzinli değil diye biliyorum. Bunlara şey istemiyor. Ehliyet. İlerleyen zamanda olur da hani motorumu değiştirmek istersem belki alırım öyle bir şey. İki tekerlek ama çok küçük ya. Kimse sığmaz buna. Tek kişilik. Motoru yıkamamız lazım. Berbat olmuş. Ya petrol. Yağmura yakalandık. Ya olacak iş değil. Vallahi yağmura yakalandık. Burası açık ama şuradan geldik ya, yağmur seriyor baksanıza. Biraz dolaşacaktık ama. Yağı aldık. Yusuf kendi değiştirecek motorun yağını. Motoru yıkayacağız. Bu yolları da mahvetmişler. Kemer'e geldik. Burası ralli. Kemer'de ralli. Burada bu her perşembe tekstil pazarı oluyor. Tabii turistlere yönelik. Yani nasıl? Fiyatlar da turistlere yönelik. Tabii ki yerlisi de alışveriş yapabiliyor ama yerlisine göre pahalı. Şimdi size biraz çekim yapacağım. Motoru buraya bıraktık. Bulutlar iyice gelmeden bir dolaşalım. Ondan sonra artık geçeceğiz yavaş yavaş eve. Eve değil, dükkana. Fikir sahibi oluruz dedi Yusuf. Her tezgahın ayrı bir şeyi var tabii ki. Sattığı ürün var. Karışık bir şey yok. Çocuk bölümü var. Eşofman takımları. Çantalar. Tişörtler sadece. Tişörtlerin kesimleri falan güzel oluyor. Kaliteleri de çok güzel. Şöyle tezgahlar. Polo tişört satanlar. Çanta. İç çamaşırı. Baharatçı. Meyan kökü var mıdır burada? Meyan kökü. Gözlükler. Saçımda inek yalamış gibi yaptım ama neyse. Ne kadar gözlükler? Ne kadar? Bakın hiç baksanıza. Tık tıklıymış yukarıdan. Neymiş? Şunu nasıl yukarıdan çıkarıyorsun? Uyumak istersen. Takılar, taşlar, arasın taşları ilgisi var ya, şimdi burada olsa her taşı sorar da ayrı ayrı. Stresi azaltan, baş ağrısına iyi gelen. Ben tabii ki bu tarz şeyleri internetten hem çok çok daha uygun alıyorum. Bunlar turistik yerler, normal yani fiyatların yüksek olması. Doğal taşlar. Taş üzerine saat yapmışlar mesela. Doğal taşlar diyorum. Aras'ın ilgi alanı. Bunlar. Aras'ın doğal taşlara ilgisi var biliyorsun değil mi? Seviyor. Tabii bayılıyor. Bir de isimlerini de biliyor. Çok tuhaftır ki. Vallahi billahi. Bak sor okuldan geldikten sonra. Taşlarla ilgileniyor. Araştırıyormuş internet kenarcı. Tabii ki bu pazar çok daha büyük, kapsamlı, kalabalık oluyor. Yani çeşit çok oluyor ama şimdi daha sezon yeni başladığı için yaz sezonunda daha kalabalık. Tamamen turist dolu olduğu zaman her yer. Güzelmiş. Teşekkürler. İşte benim tarzlarım. Gördünüz mü? Pamuk, keten. Yazın hiç terletmez bunlar. Çok güzel. İşte
İşte yazın bunları giyeceksin. 600 lira. Biliyor musun? Pahalı da değilmiş. Çok güzel renkleri var. Keten, likra. Yazın giyilecek tek kumaş bunlar işte. Gerçekten. Adam sadece pamuk ve keten satıyor. Hiç başka uğraşmaya gerek yok. Tertemiz hem elbise tek çeşit. Tunik. Güzel. Sevdim. Bu malları sevdim. Ama yağmura yakalanacağız galiba Yusuf'cum biz dönerken. Emoş'ta vardı bir çantadan. Kullanışlı mı dedim. Kullanışlı dedi. Ama ben kullanamam herhalde. Bana daha geniş çantalar lazım. Bakar mısınız? Kış için peluş. Yazın kullanılmaz tabii de. Tezgahları toplamaya mı başladılar acaba? Saat 2 gibi. Heh, işte bakın böyle kumaşlar. Çok güzel oluyor. O da fena fikir değilmiş yani. Alternatif olarak gayet iyi. Hiç terbiye etmez. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Tabi siyah değil de açık renk daha tercih yazın o sıcakta. Siyah çeker çünkü. Annen meyan kökü mü istedi yoksa şerbet dediği başka bir şey mi? Meyan kökü. Meyan kökü. 40 gramı 125 liraymış internette. 40 gram. Çok pahalı değil mi? Kilosu eskiden satılırdı. Artık kalmadı böyle şeyler ya. Dönelim canım. Dönelim ben de bu videoyu burada bitireyim. İkinciye de artık çam yuvada saç boyama ve iftar. Kaçırmayın. Üçüncü vlog artık çıkar mı bilmiyorum bugün. Belki eski ritme dönmem gerekiyor. Günde 3 vlog. İyi gidiyorduk. Sabah öğle akşam. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz ikinci vlogda.